Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf matematik dersinde çarpanlar ve katlar ünitesinden devam ediyoruz. 3. videodayız. Neyi göreceğiz? Ekok problemlerini ve aralarında asal olmayı göreceğiz diyoruz. Buyurun bakalım dersimize. Evet, ekok problemleri devam ediyor. Soru diyor ki, panoda birinci reklam 24 dakikada bir, ikinci reklam 40 dakikada bir. İki arkadaş 12 çift sıfırdan 18 çift sıfıra kadar reklamların çıktığı saatleri yukarıdaki tabloya not etmişlerdir. Bu tabloda iki reklamın kaç saatte bir aynı anda çıktığını, gün boyunca bir reklamın kaç defa göründüğü görülebilmektedir. Bunlar için ne yapacağız arkadaşlar? Reklamların denk gelmesi, nöbetlerin denk gelmesi, saatlerin üste denk gelip böyle katlarda buluşması ekok problemleri olduğunu ikinci videoda söylemiştik. Peki kaç dakikada bir diyor? 24 dakikada bir. Kaç dakikada? 40 dakikada bir. Bunların ekokunu hızlı bulmayı denersek 24'ün katına gidiyorum. 48 yok gelmedi. 72 gelmedi, 96 gelmedi, 120 geldi. Tak 120 olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Bitti. 120 dakikada bir ne olacak? Bunlar denk gelecek. 12 yani 2 saat. 14 çift sıfırda. Bakın 14 çift sıfırda. 16 çift sıfırda. Sonra devam ediyorsa 18 çift sıfırda. Ne olacak? Bunlar tekrardan bir araya aynı saatte reklamlar gelmiş olacak diyoruz. Devam ediyorum. Buradaki sorumuz ne diyor? Murat ve Sinan'ın birinci sorumuz. Murat ve Sinan dairesel bir pisti sırasıyla 28 ve 32 dakika saniyede koşmaktadır. Aynı anda aynı yöne doğru koşmaya başladıktan en az kaç saniye sonra tekrar aynı noktada karşılaşırlar? Şimdi arkadaşlar önce bir dairesel pisti 28 ve 32 saniyede koşmaktadırlar. Peki aynı anda aynı yöne koşmaya başladıklarında en az kaç saniye sonra ne olacak? Ekok sorusu. Aynı yöne gidecekler. 28'e 32 saniye. İkisini de ekokunu alalım. 28, 32. Bunu katlamak biraz zor olacak. O yüzden açıyorum. 2'ye böldüm. 16, 14. 2'ye böldüm. 8, 7. Ondan sonra 2'ye böldüm. 4. 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm. 1. Sonra 7 yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 üzeri 5 çarpı 7, 32 çarpı 7 olacak arkadaşlar. Bu nedir? 210, 14 daha 224 saniye sonra karşılaşırlar. Basit bir ekok sorusuydu. Diyor ki, Ahmet'in ninesi tansiyon hapını 6 saatte bir, kan şeker hapını 9 saatte bir yutmaktadır. Saat 10 çift sıfırda ninesinin 2 hapını birden yuttuğunu görmüştür. Bir daha saat kaçı gösterir beraber yuttuğunda? 6 saat ve 9 saatin ekokunu bulacağız. Katlıyorum, 12'de yok. 18 saat sonra var. Demek ki ekokları 18. 10 çift 00'a 18 eklersem 28 çift 0 etti. Bir gün 24 saatti. 24'ünü çıkar. 0400'dü arkadaşlar. Bir daha 2 hapı birden yutmuş olacak ninesi diyoruz. 3. soru. Yeşim ve Arda bir fabrikada vardiyalı olarak çalışmaktadırlar. Yeşim 8 günde bir, Arda 12 günde bir tatil yapmaktadır. Ekok sorusu direkt anlıyoruz. İşte nöbet tutma, vardiyalı çalışma, otobüs seferleri falan. Salı günü ikisine tatil yaptığına göre bir daha hangi gün tatil yaparlar diyor. 8'de 12'nin ne yapacağım arkadaşlar ben? Ekoklarını bulacağım. 8'i katlıyorum. 16 da gelmedi. 24 de geldi. Ekokları 24'müş. Tak diye buldum. Neydi yöntem? Küçüğünü katlaya katlaya git. Büyük geliyorsa cevap budur. 2'ye katladım. 16. 3'e katladım. 24 geldi. Demek ki 24 bundan ekokuymuş. Hangi gün tatil yaparlar? Salı günü yaptılar ya. Salı gününden 24 gün sonra arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar salı gününden 24 gün sonra sayıyorum. 7 günde bir. Bakın çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı. 7 günde bir salıya denk gelecek. 7'nin katları 21'de durdu. 21'de tekrar salı. Tamam mı? 7, 14, 21'de salı. Ne oldu? 3 gün sonra çarşamba, perşembe, cuma gününde arkadaşlar birlikte tatil yapacaklar diyoruz bu soruda. Aralarında asal. Aralarında asalla ilgili mükemmel bilgiler anlatıyorum. Notumuzu alıyoruz. Not 1 arkadaşlar. Sayıların asal olmasına gerek yok. Bir önce bunu yazın. Neden? 1. Aralarında asal, sayıların asal olmasına gerek yok. İki sayının arkadaşlar ortak böleninin olmamasına bu iki sayı aralarında asal denir. Örneğin 2 ve 3. Ortak bölenleri yoktur. Hocam ikisi de asal.
Aralarında asal mı? Evet. Hocam bir sayısı asal bir sayı değil ama bir sayısı bütün sayılarla aralarında asaldır. Bunu da yazıyoruz. Bir sayısı bütün sayılarla aralarında asaldır. İkinci not bu. Mesela 8 ve 15 sayıları ortak bölenleri var mı arkadaşlar? Yok. 2'ye, 3'e ayrı ayrı bölünüyorlar. 5'e. Demek ki o zaman aralarında asal mı? Evet. Ama asal sayılar değil. Demiştik ki asal sayı olmasına gerek yok. Ortak bölenler olmayacak. Yani arkadaşlar ortak böleni olmadan sayıların 8, 15, 4, 7 örneğin 10, 13 mesela biri asal biri asal değil. Aralarında asal sayılar. Aralarında asal sayılar gösteriyoruz. Peki en önemli yıldız. Aralarında asalı gösterdik burada. Anlatmış olduk. En önemli bilgi iki sayının çarpımı. A ve B iki sayı olsun. A ve B'nin çarpımı bu iki sayının EBOB'uyla EKOK'unun çarpımına eşittir. Görelim bakalım arkadaşlar. Aralarında asal olsun olmasın. Hiç önemli değil. Örneğin arkadaşlar ben 4 ve 10 sayılarını seçiyorum. Bakıyorum bunların 4 çarpı 10 40 yaptı. EBOB'ları ne bunların ortak bölenleri? 2. EKOK'larına bakıyorum. 4 ve 10 nerede buluşurlar? 20'de buluşurlar. 20. 2 çarpı 20 40. 4 çarpı 10 40. Hocam denk mi geldi? Bir daha yazıyorum. Başka bir sayı yazalım bakalım arkadaşlar. 5 ve 15 diyelim arkadaşlar. Ne olsun? EBOB'ları 5 olur. En büyük ortak böyle 5. EKOK'ları da yine 15 olur. Aynı sayı çıktı. Farklı bir şey yazalım. Ne diyelim? 8'e 15 diyelim. Hadi bakalım. 8'de 15'in EBOB'u 1'dir. EKOK'ları arkadaşlar olmadığı için EKOK'ları 8'in katı, 15'in katı nerede buluşacak? 120'de deneyebilirsiniz. 8 çarpı 15, 120. 1 çarpı 120, bu da 120. Buradan bir şeyi göstereceğim. Diyorum ki, iki sayının çarpımı, o iki sayının EBOB'u ile EKOK'unun çarpımına eşittir. Bu bir. Aralarında 6'a 5 yıldız atıyoruz. Aralarında asal olan sayıların EBOB'u her zaman 1'dir. Alta küçük notlar yazalım. Aralarında asal olan sayıların EBOB'u her zaman 1'dir. Ardışık sayıların 3, 4, 4, 5, 5, 6 her zaman EBOB'u 1'dir. Aralarında asaldır. Yaz. Ardışık tek sayıların EBOB'u her zaman 1'dir. Aralarında asaldır. Ardışık çift sayıların EBOB'u her zaman 2'dir. Aralarında asal değildir. 3 tane müthiş bilgi. Dip bilgi arkadaşlar. En önemli bilgilerden böyle sorular esnasında tak 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 Kadir Hoca bunları demişti diyeceğiniz karşınıza gelecek en önemli bilgiler. Bunlar da yazamayan bu durdurup üçünü tekrardan yazabilir. Ve diyoruz ki aralarında asal olan sayıların EBOB'u her zaman 1'dir. O halde EKOK'u da bu iki sayının çarpımına eşittir. O zaman bir 5 yıldızda bunu yazalım. Aralarında asal sayıların EBOB'u 1 olduğu için EKOK'ları bu iki sayının çarpımına eşittir. Diyor ki EBOB'u 9, EKOK'u 90. 9 çarpı 90 eşittir. Sayılardan biri 18 ise diğeri nedir? X. Evet, 18 çarpı diğer sayı EBOB'un da EKOK'unun çarpımına. 18'i böldüm 2. 90'ı böldüm 45. X eşittir 45 oldu arkadaşlar. Bitti. Bu kadar da basit. Evet, çarpıp bölmüyorum. Direkt sadeleştirerekten sakın böyle soruları arkadaşlar uzun uza diye çarpmayın. İki doğal sayının EBOB'u 6'dır. Çarpımları 144 olduğuna göre o zaman çarpımları 144 eşittir. 6 çarpı EKOK. EBOB çarpı EKOK'tur. 144'ü 6'ya bölersek arkadaşlar ne oldu? 24 sayısının EKOK olduğunu görüyorum. İşaretledim. Geçtim. Oo! Ardışık iki doğal sayının EKOK'u. Hocam ardışık iki doğal sayı aralarında asal olurdu. O zaman EKOK'u çarpımlarına eşittir. Gördünüz mü bilgi nasıl geldi? Bu sayı kimlerdir? Hangi iki sayının çarpımı ardışık 42'dir? 6 ile 7'dir tabii ki. Toplamı kaçtır? 13. Dedim ya arkadaşlar deyip en önemli bilgileri veriyorum sizlere. Not alırsanız soru kaçırma ihtimaliniz olmaz. Bu notlara göre kenarda tutun. Kadir Hoca bunları söylemişti. Bu notlara bakaraktan sorularınızı çözün. Aralarında asal olan iki doğal sayının EKOK'u 60'tır. Toplamı en fazla kaçtır arkadaşlar? En az kaçtır? Şimdi 60'ın çarpanla bu tip sorularda 60'ın çarpanlarını ayır. Hangileri aralarında asal bunlara bakacağım. 60'a 1 çarpanlarına böyle ayırıyordum. 2'ye böl 30. 3'e böl 20. 4'e böl 15. 5'e böl
12'ye 6'ya böl 10. Daha da soruda sayılar birbirlerine yaklaştığı için daha da gitmiyor. 8'e falan bölünmüyor. Hangileri aralarında asal? 60'a 1 aralarında asal. 1 her sayı arasında asal. 30'da 2 aralarında asal değil. 20 ile 3 ortak bölünüyor aralarında asal. 15 ile 4 aralarında asal. 12 ile 5 aralarında asal. Ama 10 ile 6 aralarında asal değil. Toplamları 12 ile 5 17 eder. 15 ile 4 19. 20 ile 3 23. 60 ile 1 61. Evet. En büyük bulmak için yukarıya. 60 ile 1'e. En küçük bulmak için sayıların yakın olduğu yere. 12 ile 5'ten 17 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Cevabımızın. Geçiyoruz son bölümümüze. Aralarında asalla ilgili problemler. Diyor ki kenar uzunlukları santimetre cinsinden aralarında asal olan dikdörtgenin alanı 72'dir. 72'nin çarpanlarını ayır. 72'ye 1, 36'ya 2. Bu var ama bu yok. 3'e böldüm 24. Bu da yok. 4'e böldüm 18. Bu da yok. 2'ye bölünüyorlar. 5'e bölünme. 6'ya böl 12. 7'ye bölünmüyor. 8'e böl 9. 8'de 9. 2 ihtimal var. Bunlar aralarında asal değil. Ya 9'da 8 ya 72'ye 1. Çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? 72'ye 1 olsa uzun kenar kısa kenar çevre ne olurdu? Uzunla kısayı topla 2 ile çarptı değil mi? Topla 72 ile 1 73. 2 katı 146. Var mı? Var. Hocam bir de 9'a 8 var. Onu da deneyelim. Deneyelim. 9'a 8 toplamı 17. 2 ile topla 34. Var mı? Yok. Zaten cevap bir tane olur arkadaşlar. Tamam mı? Eğer bir taneyi bulduğunuzu görürseniz tabii diğerlerini de kontrol edin hemen. Biraz biraz böyle soru tecrübesi yakaladıktan sonra zaten bunlara aşina olacaksınız. Mükemmel bir tart soru geliyor. Bu soruyu yazmanızı istiyorum. Şu an videoyu durdurun. Bu soruyu yazın. Çünkü burada bir şey var. A artı 1 ile B eksi 2 aralarında asaldır. Bölümleri 40'a 64. 40 ile 64 aralarında asal mı? Değil. Ne yapacağız hocam? Biz bu sayıları nasıl bulacağız? En sade haline getirirseniz, daha bölünemeyecek hale getirirseniz bir kesri, çıkan sayılar aralarında asaldır. 4'e böldüm. 8'e böldüm. 5'e 8. En sade hali 5'e 8. Gördük mü? 5, 8 ile sadeleştirdim. 5 bölü 8. 5 ile 8 aralarında asal mı asal? 10'a 16 olsaydı aralarında asal olmazdı. 5 ve 8 asal. O zaman ne diyeceğim? O zaman hocam kaçarı yok. A artı 1 5'miş. B eksi 2 de 8'miş. Kaçarı yok. Aralarında asal bir tek bunlar var çünkü. Kesirin en sade hali aralarında asaldır. Bu tip sorularda böyle gelir. En sade halini size buldurtur ve karşıya direkt eşit dersiniz. Tamam mı? Müthiş bir soru tipi. Çok gelir. A burada 4'tür. B de burada 10'dur. Toplamları nedir? 14 olacak diyoruz. X sıfırdan farklı bir rakamdır. X ile x artı 6 aralarında asal iki sayıdır. Bir rakam olduğuna göre bakın. Kaç farklı rakam yazılabilir? Deneyelim bakalım. 1 yazsam 1'e 7 oldu mu? Oldu. 2 yazsam 2'ye 8 olmadı. 3 yazsam 3'e 9 olmadı. 4 yazsam 4'e 10 olmadı. 5 yazsam 5'e 11 oldu. 6 yazsam 6'ya 12 olmadı. 7 yazsam 7'ye 13 oldu. 8 yazsam 8'e 14 olmuyor. Çiftler 9 yazsam 9'a 15 bu da olmuyor. Hangi rakamlar geldi? 1, 5, 7. Hocam bunun basit yöntemi yok mu? Bu tip sorularda yazmadan göremezsiniz arkadaşlar. Kaç farklı rakam yazılır? 1, 3. He, rakam nedir? 0'dan 9'a kadar olan sayılar, sayma sayılarına biz rakam deriz arkadaşlar. Rakamlar 10 olmaz, negatif de olmaz. 0'dan 9'a kadardır. Tamam. Doğal sayılarda 0'dan başlar sonsuza kadar gider. M ve N aralarında asal sayılardır. Çarpımları 84 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi olamaz? 84'ün çarpımı 1'e 84. 2'ye 42. 3'e böldüm. 84'ü. Ne olur? 28 mi arkadaşlar? 28. 4'e böl. 21. 5'e bölünmüyor. 6'ya bölünür mü arkadaşlar? 60, 24. Evet 6'ya ne olacak? 14 mü olacak? 60, 24'te evet. 7'ye bölünür mü? Bölünüyor arkadaşlar. Çok gariptir ki 7'ye de bölünüyor. 7'ye 12. 8'e bölünüyor mu? Hayır. 9'a bölünüyor mu? Hayır. Zaten sayılar yaklaştığı için bitti. Hangileri aralarında asal? Bu. 2 ile 42 değil. 3 ile 28 aralarında asal. 4 ile 21 aralarında asal. 6 ile 14 değil. 7 ile 12 aralarında asal. Toplamları bakalım. 85. Bununla bunun toplamı var. Ondan sonra 28 ile 3 31 var. 4 ile 21 25 var.
7 ile 12 ne olacak? 12 ile 7 19 olacak ama 20 var. Gördüğümüz gibi 19'u yazmış. Ve videonun sonuna geldik. Artık soru çözümleriyle, testlerle devam edecek. 8. sınıf matematikte çarpanlar ve katlar ünitesinin 3 video ile birlikte. Bu 3. video son videosunun son bölümünü tamamladık. Konu anlatımı ve soru çözümü. Gördüğünüz gibi çok detaylı soru çözümleri, detaylı konu anlatımı yapıyoruz. Not olarak ilerliyoruz arkadaşlar. Ve açıklama kısmına 8. sınıf matematik ve fen bilimleri dersinin oynatma listelerini bırakıyorum. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a ısmarladık.